Yumuş kampüsten hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber yumuşama önemine, tarihe bakacağız. Tabii nokta atış bilgiler bağlamında bakacağız. Ben bilgileri sizlere açtıracağım Sınavlarda nasıl soruların geldiğini ifade edeceğim. Siz bu dersin uzun geniş konu anlatımına erişmek istiyorsanız hemen şu sağ üst köşedeki simgeye tıklayın. Orada bu dersin geniş anlatımına erişebilirsin. Şöyle bir saatlik bir geniş anlatım var. Şöyle bir 10-12 dakikada kısa nitelikte bunlara değinelim. Ee, unutmayın hani AYT tarihi ben bu sene ilk videodan başlayarak bu videoya kadar hep böyle nokta atış bilgilerle el almaya çalıştım. Dediğim gibi geniş videoların hepsi hepsi bu linklerin içerisinde mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Müzik Şimdi sizlerle ilk olarak yumuşama dönemine yani detant adını vermiş olduğumuz dönemin niteliğine e, vurgu yapalım. Şimdi Küba özellikle bunalımdan sonra Amerika ve Sovyetlerin nükleer bir olası savaşı engelleyebilmek, e, nükleer bir savaş niteliğine gitmemek adına diyaloğa başladığını görüyoruz. E, burada Amerikan Başkanı kendi değil ya e, özellikle Sovyetlerin... Buradaki başkanı Kuruçyev arasında gerçekleştirilen görüşmeler, Viyana'daki toplantılar, görüşmeler yumuşama dönemi olarak bildiğimiz süreci başlatmıştır. Peki hocam buradan bir sınav sorusu gelirse nasıl soru gelir? Yumuşama dönemine başlatan Amerikan ve Rus başkanlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir der sana hemen orada Kennedy ve Kuruçyev senin sorunun doğru cevabı olacak. Birinci soru cepte. Peki yumuşamanın temel etkilerine bakalım. Amerika'nın özellikle soğuk, soğuk savaş döneminde Sovyet yanlısı politikası nedeniyle sıkıntı yaşadığı ülkelerden biri Çin'di. Çinle başlayan bir diyalog dönemi de başlayacaktı. Pekin ziyaretiyle burada Amerika'nın biz de buna ping pong diplomasisi veriyor adını veriyoruz. Hani sınav sorusu gelirse buradan şöyle yürü. Peki ki yumuşama döneminde Amerika'nın ping pong diplomasisinin ...tarafa olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Çin, sorun doğru cevabı. Veya direkt Ping Pong'un adını da sorabilir. Çin'le başlatmış olduğu diyalog sürecine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir der. Ping Pong diplomasisine ulaşırsın. Stratejik silahları azaltma görüşmelerine gelelim. Saat 1, saat 2. Özellikle nükleer silahların azaltılması, çünkü yani bir hidrojen bombası yapıyorsun, ne bileyim bir atom bombası yapıyorsun, çok farklı bombalar yapıyorsun ve bunları deniyorsun. Denediğin yerler, okyanuslar, çorak araziler oluyor ve doğal olarak burada doğal yaşam alanına zarar veriyor. Hani bunların azaltılması, bu niteliklerin azaltılması oldukça önemlidir. SALT 1 yürürlüğe girmiştir ancak SALT 2 Amerikan Kongresi tarafından kabul görmemiştir. Bunun temel sebebi senin için sınav sorusu olabilir. SALT 2'nin yürürlüğe girmemesinin temel sebebi nedir? Cevap mesela D. Sovyetlerin Afganistan'ı işgali. Bu işgalden dolayı saat 2 yürürlüğe girmedi. Unutma hani saat bir sınav sorusudur. Evet her Helsinki Nihai Senedi Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatlanması'nın ve e, kuruluşunun temel niteliğidir. Avrupa'da güvenlikle ilgilidir. Soru gelirse güvenlikle ilgili olduğunu işaretti. Yumuşama döneminin çatışma unsurlarına gelelim. Neler var? Nükleer silah yarışı ve soğuk savaşı son verme çalışmaları temelinde özellikle e, bu stratejik silahların e, yani e, oluşumunu azaltma, denemelerini azaltma yönelik temel faaliyetler var silahlarla ilgili. Ama aynı zamanda e, bu dönemlerde bazı önemli olaylar devletleri e, çatışma unsuruna yaklaştırmıştır veya çatıştırmıştır diyelim. Mesela U2 krizi var. Krizin temel sebebi Sovyet toprakları üzerinde bir Amerikan casus uçağının burada tespit edilmesidir. Amerika ile Rusya'yı e, burada özellikle e, çatışma noktasına getirecek siyaseten. Sorulabilir U-2 krizi. Küba buhranı var. Temeli Jüpiter füzelerine dayanır. Mevzu ne? Amerika, e, Türkiye'yi konuşlandırdığı füzeler var. Hava savunma sistemi niteliğinde e, Jüpiter füzeleri var. Sovyetler bu füzelerin sökülmesini istiyor. Amerika'da Türkiye'den bu füzeleri sökmeyince bu defa Sovyetler Küba'ya e, buraya... ...bir takım hani füze ve nitelikli e, askeri konuşlandırma araçları getiriyor. E, bu da Amerika'nın Küba'ya domuzlar körfezlik e, hani böyle çıkarmasını yapmasına sebebiyet verecektir. E, bir anda e, iş savaş boyutuna gelince olayın tarafları bizim için kimdi tüm süreç boyunca? Amerika, Sovyetler, Rusya, pardon Küba e, ve e, Türkiye unutmayın... Küba krizine götüren süreçtir. Ee, daha sonra e, hani Türkiye'deki jüpiter füzeleri sökülünce olay tatlıya bağlanıyor diyelim. Unutmayın taraflar, unsurlar e, sınav sorusu olarak gelebilir. Vietnam Savaşı bizim için 17. enlem problemidir. Sınavlarda gelebilir. Bu bağlamda e, Kuzey ve Güney Vietnam çatışmasına temel unsurudur. E, aynı zamanda burada hani o komünist düşünceyle Amerika'nın o kapitalist düşüncenin ee, üzerinde baskın oldu ve e, hani savaş niteliğine getirdiği niteliktir. Vietnam Savaşı için bir no, dipnot öyle burada. Ee, ünlü Amerikalı boksör Muhammed Ali Amerika tarafından bu savaşa gönderilmek için askere çağrılmıştır. Ancak Muhammed Ali Vietcong'lar bana bir şey yapmadı ki ben onlarla savaşayım diyerek bu çağrıyı reddetmiştir. Bu yüzden dünya şampiyonlukları ve madalyaları Muhammed Ali'den alınmıştır. Keşmir sorununa gelelim. Defalarca ÖSYM sınav sorununda sorulmuştur. Hindistan ve Pakistan arasında işte anlaşılamayan bölge, çatışmaya sebebiyet veren bölge, paylaşılamayan bölge vesaire diye sınavlarda gelirse lütfen Keşmir seçeneğini işaretle. Geliyor sınavlarda unutma. Sovyetlerin Afganistan işgali neye sebebiyet veriyordu? Salt 2'nin yürürlüğe girmesini engelliyordu. Hepsi birer potansiyel sınav sorusudur. Gelirse işaretle. Bağlantısızlar hareketine gelelim. Bu Sovyetler'in hani başını çektiği komünist ülkelerle Amerika'nın başını çektiği kapitalist e, ülkelerden kendini tamamen ayrı tutan ve Bandung konferansında şuraya yazalım bir araya gelen e, devletlerin oluşturmuş olduğu harekettir. Liderleri sınavlarda sorulabiliyor. Yugoslavya lideri Tito ile Mısır devlet başkanı Nasrın girişimleri sonucunda Bandung e, konferansı, bağlantısızlar hareketi. E, bu bağlamda oluşabilecek sınav sorusunun doğru cevabı odur diye. Evet devam edelim. Bir sonraki temel bilgi bağlamına bakalım. Şimdi ilk olarak bu dönemde başlayan Arap İsrail Savaşları'ndan bahsedelim. Gerek 6 gün savaşları gerek Yunkup bir savaşı. Bu temel unsurlar aslında İsrail'in Filistin bölgesinde kurulması, Arapların bunları kabul etmemesi ve İsrail'e karşı birleşerek savaşmalarını barındırır. Ancak bu savaşlarda özellikle Amerika'nın desteğini alan İsrail ve İngiltere'nin desteğini alan İsrail e, Araplara karşı başarılı olmuştur ve kendini bölgede muhafaza etmeye çalışmıştır. Kemp Devlet Anlaşması, İsrail ve Mısır'ın bir Arap devletinin masaya oturduğu bir anlaşmadır. Mısır burada İsrail'in varlığını tanımıştır. E, özellikle hani e, Mısır zaten savaşlarda zor durumda kalacak hatta e, İsrail orduları neredeyse Hani, ee, ...süveyş kanalına kadar olan bölgeyi de işgal niteliğine kadar gidiyor. E, bu yüzden bu anlaşmayla beraber bir Arap devletinin e, artık İsrail'e tanıdığını görebiliyoruz. Bu bağlamda Kemp, -Kemp David Anlaşması sınavlarda sorulabiliyor. Bunu unutmayalım. İslam Konferansı Örgütü'nün temel gayesi... ...özellikle bu Arap-İsrail savaşlarında Arapların birlikte hareket edebilmesi... ...İslam toplumları, Arap ülkeleri e, bunlar arasındaki bağlantıyı kurabilmekle ilgilidir. İslam Konferansı Örgütü 1969'da kurulmuş... OPEC ve 1973 petrol bunalımına gelelim. Şimdi OPEC petrol ihraç eden ülkeler birliğidir. Bu birlikte bizim için işte kimler var? Venezuela devletini görebiliyoruz. Yine bununla beraber İran, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt burada bulunuyor. Mesela nasıl bunu kod diyebiliriz diye bakıyorum da ne yapabiliriz burada? Kısa V odur değil mi? O daha mantıklı. Evet. Şöyle diyelim. Kısa V uygun. Yani <laughs> en mantıklı böyle bir şey oldu. Kısa bir gibi bir şey oldu. Varsa farklı bir kodlama niteliğiniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, tabii bu petrol ihraç eden ülkelerin temel varlığı OPEC sınavlarda sorulabiliyor. Ee, tabii dünya tekeli bunların bulunurmuş olması... ...kimi dönemlerde de özellikle diğer devletlere petrol ihraç noktasında... ...kendi isteklerini kabul ettirme niteliğine... ...ulaşmaya çalışmaları farklı dönemlerde... ...petrol bulunanına da sebebiyet verecektir. Irak ve İran'da... ...gerçekleşen rejim değişimlerine kısaca değinelim. Irak'ta özellikle bazı rejimiyle... ...beraber Saddam Hüseyin'in... başa şey geldiğini görüyoruz. İran'da da... ...Hümeyne ile beraber İran'da biliyorsunuz... ...İslam devrimi gerçekleşecektir. Özellikle bu değişimlerden sonra da Irak ve... ...İran'ın o demokratik yapılanması... ...ve unsurları yerine diktatörlüğe... ...bırakmıştır diyelim. Yine yumuşama döneminde... Ekonomik gelişmelere baktığımız zaman o e, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan refah. ...dönemi özellikle 70'lerde, 80'lerde biraz daha daralma dönemine getirecektir. E, bu yüzden dünya ekonomik piyasalarında sıkıntıların baş gösterdiği bir dönem olduğunu söylememiz gerekir. Bilim ve teknolojik alana baktığımız zaman ise birçok önemli teknolojik araç ve gereçin üretilmeye başlandı. E, bunların şekillendirdiği, sağlık alanında, bilim alanında, teknolojik alanda da ilerlemenin yaşandığı dönemdir. Kültürel gelişmelerine baktığımız zaman ise sinema kültürünün daha baskın olmaya başladı. bununla beraber e, müzik alanında... Ee, ...özellikle gelişimlerin yaşandığı, uluslararası film festivallerinin ve müzik festivallerinin... ...başladığı bir süreci içerisinde bulunduruyor. Ee, yumuşama döneminde Türk-Yunan ilişkilerine baktığımız zaman... ...özellikle Yunanlarla yaşadığımız temel problemler unsuru içerisinde. Kıbrıs sorununun, Ege adaları silah, e, silahlandırma probleminin... ...işte Kıta anlarının, karasularının 12 ile çıkarılması probleminin... ...ve fir hattı adını vermiş olduğumuz Ege'deki uçuş sahasıyla ilgili unsurların... ...hem bu dönemlerde e, belirgin bir sıkıntı olduğunu hem de günümüzde de hala problem olduğunu söylememiz lazım. Mesela der ki Türk Yunan ilişkilerinde sıkıntı yaşanan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez? Sen burada doğru cevap olarak mesela mübadele kısmına gidebilirsin. Çünkü nüfus mübadelesi problemini biz 1930'lu yıllarda çözmüştük. Etabli olarak bilinen temel problemi. O da da sorulursa e, sorunun doğru cevabını bu oluşturur. Türk dış politikasını bu dönemlerde e, değerli kardeşlerim ...özellikle 70'li dönemleri esas aldığımız zaman... ...farklı alanda farklı nitelikler barındırıyor. Şimdi önemli... ...Ermeni özellikle katliamlarının yaşandığı süreçlerden biridir bu dönemler. Ermeni asal örgütünün yapmış olduğu temel... ...yurt dışındaki Türk diplomatlara karşı... ...girişimler, suikast girişimleriyle... ...çalkalanan bir dönem olduğunu söyleyelim. Türkiye'nin ortadoğu politikasında bu dönemlerde... ...Irak ve İran'da yaşanan rejim değişimleri, yeni rejimlere karşı... E, politikalar var. Yine Suriye ile izlenen temel politikalar ağırlıklı olarak Orta Doğu ülkeleriyle özellikle sınır ve buna bağlı olarak su problemleri ve rejimlerin değişimiyle ilgili yaşanan temel unsurlar var. Ama Türkiye'nin İslam Birliği Konferans Örgütü'ne katılmasıyla beraber özellikle Orta Doğu ülkeleriyle İslam ülkeleriyle ilişkileri ılımanlaşacaktır diyelim. Ve ödüllü sorumuz dersimiz sona erdi. Ping pong diplomasisi e, hangi devletlerin birbirine yakınlaşması sürecine bağlandırır. E, unutmayın bu dersin geniş anlatımına e, linkten ulaşabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Size ve ailesine saygı ve selamlarla. Hadi bakalım. Hoşçakalın. <laughs>